Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel, az malzemeli, her evde olan malzemelerle nefis bir börek tarifi yaptım. Yarım saat içerisinde hazırlayıp kahvaltıya yetiştirebileceğiniz kolay bir tarif oldu. Videonun sonunda da iç dokusunu, kıvamını size göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi nefis. Cips tadında, çocukların da özellikle çok seveceği nefis bir börek yaptık bugün. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Benim yaptığım en favori kahvaltılık tariflerden bir tanesi. Videonun sonuna kadar izleyip iç dokusunu da nefis peynir akışkanlığınızı da görebilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Sadece 3 patates ve 3 tane de yumurta ile yapacağımız nefis kahvaltılık tarifimize hemen başlayalım. Patateslerimin 3'ünü de soydum. Şimdi rendenin bu geniş tarafıyla 3 patatesimi de rendeleyeceğim. Evet, patateslerimin hepsini güzelce ince ince rendeledim. Şimdi pişirirken tamamen patateslerim nişastalarından arınsın diye patateslerin üzerine geçecek kadar soğuk su ilave ediyorum. Bu işlem çok çok önemli. Sonrasında da güzelce sıkacağız patateslerimizi. Şöyle üzeri geçinceye kadar soğuk suyumu ilave ettim. Ve 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Patatesimi ilk önce şöyle bir süzgeç yardımıyla süzeceğim. Sonrasında da burası çok çok önemli. Fazla suyunu sıktırarak tekrar kabımı alacağım. Evet, şimdi şöyle süzgecimden birer avuç alıyorum. Şöyle bütün gücümün yettiğince patateslerimin suyunu sıktırıyorum. Bu işlem dediğim gibi çok çok önemli. Suyunu yeterince sıktırmazsak patateslerimiz pişerken içinde su kalacak ve tabii ki hamurumsu bir tat olacak. Şimdi ben bütün patateslerim için bu şekilde sıkmamı yapacağım. Bütün patateslerimi güzelce sıktım, suyundan arındırdım. Burada normalde 3 tane yumurta kullanacaktım. Fakat yumurtalarım çift sarılı çıktığı için mecburen 4 tane kullanmam gerekti. 3 ya da 4 tane yumurta kullanabilirsiniz. Yumurtamı ilave ettim. Sıra geldi tabii ki baharatlara. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı nane, göz kararı pul kırmızı biber, toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Baharat karışımını damak tadınıza göre siz ayarlayabilirsiniz. Karabiber de koyabilirsiniz. Fakat benim çocuklarım yemediği için ben karabiber ilave etmiyorum. Şimdi güzelce bütün malzemeler birbiriyle özleşene kadar karıştırıyoruz. Evet, tüm malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şöyle göz kararı ikiye bölüyorum. Normalde bu karışımı bu şekilde tavanıza koyup önlü arkalı bir şekilde pişirebilirsiniz. Fakat ben lezzetini arttırmak için arasına biraz da peynir ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi ikiye böldüm. Ve şimdi tavama yerleştireceğim. Son olarak bir detay, püf noktası da vermek istiyorum. Görüyorsunuz, karıştırdıkça patatesim sulandı. Bu sulanmış olan kısmı kesinlikle tavamıza almıyoruz ve döküyoruz. Tavamın altına bir miktar sıvı yağ döktüm ve şöyle güzelce yağlıyorum. Her tarafa yağın ulaşmasına dikkat edin, yoksa patateslerimiz yanıp malzemelerimiz ziyan olabilir. Göz kararı olarak ikiye bölmüş olduğum patateslerimi de şöyle tavamın dibine alıyorum, altına alıyorum. Fazla suyunu da şöyle sıktırıyorum. Fazla suyuyla kesinlikle pişirmeyelim. Şöyle eşit bir ölçüde de tavamın tabanına malzememi yayıyorum. Tavama patateslerimi eşit oranda yaydım. Şimdi lezzetini arttırmak için arasına kaşar ya da çeçil peyniri ilave ediyorum. Bunu yapmasanız da olur. Ben sadece daha lezzetli olsun diye yapıyorum. Sadece verdiğim tarifle de önlü arkalı olarak pişirebilirsiniz.
kalan patatesli harcımı da peynirlerimin üzerine yayıyorum. Peynirleri tamamen kapatmamız gerekiyor. Çünkü diğer tarafını çevirdiğimiz zaman bu sefer peynirler tavamıza yapışabilir. Önce şöyle parça parça dağıtacağım. Sonra da eşit ölçüde yine yayacağım. Tavama patates böreğimin tamamını yerleştirdim. Güzelce bütün peynirlerimin üzerini de patatesle kapladım. Şimdi tabii ki pişiriyoruz. Tavamı ocağıma aldım. İlk anda yüksek hararetli ısıda tavamın tamamen ısınmasını bekliyorum. Sonrasında da orta hararete getireceğim ve yavaş yavaş pişireceğim. Hızlı bir ayarda pişirirseniz tabii ki dışı pişer ve içi çiğ kalır. Bunu da istemeyiz. Bu sebeple görüyorsunuz, duyuyorsunuz, çıtırtılar gelmeye başladı. Şimdi ocağımın altını orta bir hararete getiriyorum ve bundan sonra bu şekilde pişiriyorum. Şöyle kapağımızı da örtüyoruz ve altı tamamen kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, bir 5-6 dakika kadar patatesimiz pişti. Şöyle kenarlarından kontrol edebilirsiniz olup olmadığını. Zaten kenarı da kızarmış bir şekilde gözüküyor. Şimdi şöyle tavam yardımıyla ters çevireceğim. Altını da yağlayıp tekrar diğer pişmeyen tarafını pişireceğim. Patatesimin alt tarafı nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi. Şimdi yine kısık ateşte kapağı kapalı olarak diğer tarafını da pişireceğim. Patates böreğimizden nefis kokular yükseliyor. Altı da yavaş yavaş kızarmaya başladı. 1-2 dakika daha pişirdikten sonra tabağımı alacağım. Patates böreğim yeteri kadar pişti. Şimdi böreğimi tabağıma alıyorum. Nefis patates böreğim pişti. Şimdi size iç dokusunu, kıvamını da göstermek istiyorum. Daha önce bu tarifi denemediyseniz mutlaka deneyin. Efsane bir tarif. Şimdi dilimleyip size göstereceğim. Sabırsızlar beklemedikleri için onların dilimlerini verdim ve size şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşar çok güzel bir şekilde erimiş. İçteki malzemeler tamamen güzelce pişmişler. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.